Bugün hem Avrupa hem Amerika hem de Türkiye tarafından gelen önemli bir veri ve haber akışı var. Bunları biraz değerlendirmeye çalışacağım sizlere ve tabii ki piyasalar üzerindeki etkilerini de konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Önce Avrupa Merkez Bankası ile başlayalım, ardından Amerika'ya döneceğiz. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyordu bugün. Bir değişikliğe gidilmedi. Parasal genişleme anlamında 500 milyar euroluk rakam 600 milyar euroya çıkartıldı. Tahvil alımları devam edecek. Gördüğümüz kadarıyla. Burada kritik bir nokta var. Onun özellikle altını çizmek istiyorum. Bu rakam çöp olan tahvillerin alımı için kullanılmayacak dedi Lagarde. Yani geçmişten gelen çöp olmuş tahviller bizi ilgilendirmiyor. Biz daha çok pandemiyle ilgili sıkıntıların aşılması için bu parayı kullanacağız dedi. 2021 Haziran ayına kadar da sürecin devam ettirileceğini ifade etti. Lagarde'ın en önemli açıklaması bana göre ikinci çeyrek hiç görülmediği kadar kötü gelecek dedi. %8.7'lik bir küçülme bekleniyor Avrupa'da. Bu tabii ki Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Biliyorsunuz Avrupa'ya çok ciddi ihracat gerçekleştiriyoruz. Avrupa'daki %8.7'lik düşüş, daralma Türkiye'deki ihracatında ciddi anlamda daralmasını beraberinde getirecek ve doğal olarak da aslına bakarsanız doların da daha da köşeye sıkışması anlamına geliyor. Bugün yine kritik bir başka konu Merkez Bankası rezervleriyle ilgili. Rezervleri de detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Ama önce bir Amerika'ya gidelim. Amerika'da Cuma günü biliyorsunuz işsizlik rakamları açıklanacak. İşsizlik rakamları öncesinde haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklandı. 1 milyon 800 bin kişi daha yaklaşık işsizlik maaşına başvurdu. 2 milyonun altına düştü. Düşen bir grafik var ama hala çok yukarıda seviyelerde. Ve görünen o ki Amerika'daki işsizlik rakamları %20'nin üzerine bile çıkabilir. Psikolojik sınır %19, %20 aralığı, %20'nin üzerinde bir işsizlik rakamı gelirse piyasalar bunu ciddi manada olumsuz algılayacaklardır ve bir satış baskısı da oluşacaktır. Amerikan borsaları başta olmak üzere tüm borsalar şişmiş durumda. Balonun her geçen gün patlama ihtimali biraz daha çoğalıyor. Gelen rakamlarla birlikte korkunç bir satış baskısıyla karşı karşıya kalabiliriz ve pandemi sonrasındaki krizin kilidi de burada açılabilir. Bunu da unutmamanızda fayda var diye düşünüyorum. Türkiye'de enflasyon beklentinin üzerinde çıktı. Çok normal. Doların yükselmesiyle birlikte talep olmasa bile enflasyonun nasıl yükseldiğini hep birlikte gördük. Erken konuşmayı seven bir takım arkadaşlar görüyorum ne yazık ki. İşte onlara cevap da altının onsundan hemen geliverdi. Altının onsunda 1700 doların altını dün gösterdiler. Bugün tekrar 1700 doların üzerinde uyandık. 1700'ün üzerinde kalması durumunda, buralarda devam etmesi durumunda da 1760 dolar seviyesi kırılacak gibi görünüyor. Her geri çekilme aslında altının çok daha güçlü bir şekilde yukarıya çıkmasını beraberinde getiriyor arkadaşlar. 1760 çok kritik bir seviye. Burası çok zor kırılacak ama kırıldığı an itibarıyla da rekor ons denemeleri yapılacak kanaatindeyim. Gram altında ise hem onsun hem doların aynı anda geri çekilmesiyle birlikte 370'li seviyeleri gördük. Tekrar hem onsun hem doların yukarıya hareketiyle birlikte 380 lirayı zorlayan bir gram altın fiyatıyla karşı karşıya kaldık. Altının onsunda bu seviyeler gerçekçi değil. Evet, zaman zaman 1700 doların altını gösteriyorlar. 1700 doların üstünde kaldığı sürece dediğim gibi rekor denemeleri devam edecek ve dolarda da bu sıkışıklık devam ettiği sürece, özellikle Merkez Bankası rezervleri bozulmaya devam ettiği sürece düşüş beklemek hayalden başka bir şey değildir. Biraz Merkez Bankası ile ilgili rezervlere bakalım ve bu rezervler ne anlama geliyor konuşalım. Türkiye bu yıl TL'yi desteklemek için rezervlerinden 44 milyar dolar kullanmış durumda. Yılın ilk 4 ayında 44 milyar dolarlık bir erime söz konusu. 2019 yılından bu yana doları baskılamak için tam 77 milyar dolar kullanılmış durumda. Mayıs ayını da işin içine soktuğumuzda 50 milyar doların üzerinde bir kullanım söz konusu 2020'nin başından bugüne kadar. Kamu bankaları aracılığıyla gerçekleşen döviz satışları rezervlerin hızlı bir şekilde erimesini beraberinde getiriyor. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 15 Mayıs'ta 23.4 milyar dolar
erimiş ve 84.4 milyar dolara kadar gerilemiş durumda. Net rezervler 40 milyar dolardan 26 milyar dolara düştü. Bugün de yine Merkez Bankası rezervleriyle ilgili rakamlar açıklandı. Ona da bakalım. Brüt döviz rezervleri geçen hafta 1 milyar 240 milyon dolar azalarak 54.4 milyar dolara inmiş durumda. Gördüğünüz gibi rezervler her geçen gün erimeye devam ediyor. Sebebi de gayet ortada. Merkez Bankası'nın doları baskılamak için her geçen gün biraz daha fazla harcama yapmış olması Merkez Bankası rezervlerinde hızlı erimesini beraberinde getiriyor. Şimdi Moody's'in Türkiye ile ilgili yine çok önemli açıklamaları vardı geçtiğimiz günlerde. Onu konuşma fırsatımız olmadı ama çok önemli. Ekonomiyle ilgili sıkıntıları işaret ediyor. Benim aylardır dile getirdiğim sıkıntılar aslına bakarsanız bir nebze özetlemiş gibi Moody's'in açıklamalarını da sizlerle paylaşacağım. Ve sonrasında hem doları hem borsayı hem altını konuşacağız. Dolarda gerçekten bir geri çekilme yaşanacak mı? Altın düşecek mi, yükselecek mi? Borsadaki bu yükseliş gerçekçi mi değil mi? Bütün bunları da sizler için değerlendirmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakın Moody's neler söylüyor. Türkiye ekonomisinin %5 civarında bir küçülme ile karşımıza çıkacağını söylüyor 2020 yılı içerisinde. Kredi geri ödeme kapasitesi daralacak ve batık kredilerde de ciddi bir artış yaşanacak diyor. Sorunlu krediler bankalar üzerinde baskıyı arttıracak. Türk lirasında değer kaybı devam edecek. Ekonomik sıkıntılar, kredi artışlarının yavaşlaması, yüksek kayıp karşılık oranları nedeniyle banka karlarını düşürecek. 2019 yılında %5 olan sorunlu kredilerin oranı ciddi şekilde yükselecek. Türk bankaları kısa vadeli döviz fonlamasına ihtiyaç duyuyor. Uluslararası yatırımlarda risk iştahı azaldı. Yabancı sermaye erişimi kısıtlandı. Kırılganlıklar artacak. Ekonomik kırılganlıklar geniş tabanlı olacak. KOBİ'ler, turizm ve ulaşım sektörü firmaları büyük bir risk altında. Bunlarla çalışan bankaların riskleri de her geçen gün artmaya devam edecek. Bakın çok özet bir şekilde Moody's durumu ortaya koymuş. Benim aslına bakarsanız aylardır söylediğim konular bunlar. Burada ne anlatmak istiyor Moody's? Finansal riskler her geçen gün artıyor. Buna bağlı olarak banka batıkları her geçen gün artıyor. Buna bağlı olarak reel sektörle ilgili sıkıntılar her geçen gün artıyor. Türkiye'deki para miktarı azalıyor. Türkiye'nin borç bulma ihtimali de her geçen gün azalıyor. Bu döviz üzerindeki kırılganlıkları arttırıyor. Bu nedenle de Türk lirasının yakın zaman içerisinde çok ciddi manada dalgalanmasını bekliyoruz diyor. Dolarda hızlı yükselişler beklediğini ifade ediyor. Dolardaki hızlı yükselişlerinde yine piyasayı olumsuz etkileyebileceğini söylüyor. Aynı zamanda bakın çok kritik bir açıklamadan bahsediyor burada. KOBİ'ler, turizm sektörü ve ulaşım sektöründeki batıklar artacak diyor. Bunlarla çalışan bankalar da çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacak diyor. Benim yine aylardır sizlerle paylaştığım konular bunlar. KOBİ'ler sahiden de bas bas bağırmaya başladılar. Şu anda kendilerini döndüremiyorlar. Borç kapıya dayanmış durumda ama aynı oranda işler açılmıyor. Borçluluklarını geri çevirme ihtimalleri her geçen gün azalıyor ve tabii ki bunun yansıması da bankalara batık olarak dönecek yakın zaman içerisinde bir. İkincisi çok daha önemli ve kritik bir nokta. KOBİ'lerin önemli bir kısmı ayakta kalabilmek için küçülmeye gidecek. Önemli bir kısmı da batacak. Küçülme de işe yaramayacak. Bu işsizliğin her geçen gün artmasını beraberinde getirecek. İşsizliğin artması da batık krediler üzerindeki baskının artmasını beraberinde getiriyor arkadaşlar. Bankacılık sektörü hem reel sektör açısından hem de tüketici kredileri açısından köşeye sıkışmış durumda ve bu kırılganlıklarda bankacılık sisteminin borç bulma ihtimalini biraz daha azaltıyor. Bulsa bile çok yüksek faizlerle ve kur riski alarak borç bulmak zorunda. Bunu da yapma ihtimali yok. Yani Türkiye'nin kapısında koskocaman bir finansal risk duruyor. Bankacılık sektörü kriziyle her an karşı karşıya kalabilecek bir ekonomiden bahsediyoruz. Bakın biraz önce Lagarde'ın açıklamasından bahsettim sizlere. Avrupa Merkez Bankası ne diyor? Avrupa Birliği Euro bölgesi %8.7 oranında daralabilir diyor. Avrupa'nın %8.7 oranında daralması Türkiye'nin ihracatçısının dolayısıyla KOBİ'sinin orta boy işletmesinin büyük boy işletmesinin de ciddi
sıkıntıya girmesi demek, onların da kredilerini geriye çevirememesi demek ve doğal olarak bankacılık sistemindeki kredi batak oranının daha da artması demek. Onun için Moody's şunu işaret ediyor. Evet, senin 2019 yılında batık kredi oranın %5 civarında olabilir ama bu sene özellikle %20'lere yaklaşabilir diyor. Bankaların sermaye rasyoları %15 civarında, %15'in üzerine çıktığı an risk artıyor ve doğal olarak bankacılık sistemi büyük bir kredi riskine ve krize doğru ilerliyor. Neden bunu uzun uzun anlattım? Şimdi rakamlara dönelim arkadaşlar. 110 bine dayanmış bir borsadan bahsediyoruz. Borsayı nasıl yükseltiyorlar? Daha çok bankacılık hisseleriyle. Bankacılık sistemi bu batıklar yüzünden risklerle karşı karşıya kalırsa, kriz daha da netleşirse o zaman korkunç bir satış baskısıyla karşı karşıya kalır borsa endeksi. 110 bin seviyesinde olan borsayı bir anda 50-60 binlerde görüveririz. Siz 110 bin seviyesinde aldığınız kağıdın tekrar o seviyelere gelmesini uzun yıllar beklemek zorunda kalırsınız. Dolara bakıyorsunuz 6.76 seviyesinde. Bir yığın baskıya, bir yığın zarara rağmen bakın Merkez Bankası 50 milyar dolar harcamış neredeyse son 5 ay içerisinde. Hem Moody's'e göre hem de başka kurumlara göre bu harcamanın büyük bir kısmı doları baskılamak için kullanılmış. Bu arada şunu söyleyeyim. Birileri satarken birileri almıyor mu? Evet, alıyor. Yani Merkez Bankası ya da kamu bankaları sürekli olarak doları baskılamak için satış yaparken birileri de ucuzdan bu doları toplamaya devam ediyor. Sadece vatandaş değil bakın. Aynı zamanda büyük kurum ve kuruluşlar, çok daha ötesi büyük fonlar ya da spekülatörler alıyor bu doları. Merkez Bankası'nın atacak taşı kalmadığı an itibarıyla şok hareketler görmeye başlayacağız. Dolar 5 lira olacak, 6 lira olacak tezinin ne kadar yanlış olduğunu bir kez daha burada görmüş oluyoruz. Euro dolara bağlı olarak yükselmeye devam edecek. Euro dolar paritesi çok yüksek seviyelerde. Avrupa'daki riskler ortaya çıktıkça euro dolar paritesinde sert satış baskısıyla karşı karşıya kalacağız. 1.08 civarında bir parite görebiliriz. Ons'a bakıyoruz. Ons da 1700'ün altı zorlanıyor. 1700'ün altı bugün de gösterilebilir. Dünyadaki riskler bu şekilde devam ettikçe altının ons'u gevşemeyecek. Yukarıyı zorlamaya devam edecektir. Amerika'daki iç kavga bir süre daha bu şekilde devam ettirilse bile yakın zaman içerisinde sonlanacak. Hep birlikte göreceğiz bunu. Ve bunun sonrasında da özellikle dolara olan talep giderek artacak kanaatindeyim. Yine yurt dışında dolar endeksinin yükselmesi de Türkiye'deki dolar baskısını arttıracaktır. Petrol 40 doların altında düşüşe devam edecek. Bana göre dünyadaki üretim çok ciddi manada hızlanmadığı sürece. Önümüzde Eylül-Ekim ayları var. Eylül-Ekim'e kadar belki 3. çeyrekte bir miktar toparlanma bekleniyor. Ama Eylül-Ekim'de pandemi bir kez daha ortaya çıkarsa, bir kez daha yüzünü bundan çok daha sert bir şekilde gösterirse, ekonomileri bir kez daha frenlerse, işte o zaman Pandora'nın kutusu açılır sevgili dostlar. Sonuç, ben doların fırtına öncesindeki sessizlik döneminde olduğunu düşünüyorum ve çok hızlı sert hareketleri dolarda göreceğimizi düşünüyorum. 7.20'nin üzerine de tekrar kendisini atacağı kanaatindeyim. Altın, özellikle gram altınla ilgili beklentisi olanlar var. 400 liranın üzerindeki gram altın fiyatının da kapıda olduğu kanaatindeyim. Bu geri çekilmeler sadece alım fırsatı verir. Eğer ki bu seviyelerde zararını realize edenler olursa yarın öbür gün çok büyük pişmanlık duyacaktır. Ve son olarak borsa arkadaşlar büyük bir balon haline geldi. Hem Türkiye'de hem dünyada, özellikle Amerika'da ve bu balon her an patlayabilir. Bu balon patladığında da çarşı pazar fena karışacak. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirim. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz dostlarınızla mutlaka paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve aynı zamanda beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.